Alo, herkese yepyeni bir dersimizden merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz: Beştemte, 15temte artikel, die Schulzach und die Farben. Hemen kalemimi alıyorum ve dersimize başlayalım. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? Beştemte und unbestimmte artikel, yani belirli ve belirsiz artikeller, negasyon, kein, keine olumsuzluk bildiren kelimeler die Schulsachen, okul eşyaları ve die Farben, renkler. Son sürat devam ediyoruz. İlk olarak bestimmte und unbestimmte artikel. Belirli artikel bestimmte, belirsiz artikeller unbestimmte. Almanca'da 3 adet dil bilgisel cinsiyet bulunuyor. Peki nedir bu artikeller? Artikeller önüne geldikleri ismi hem nitelerler hem de tanımlarlar. İlk olarak belirli artikellerden başlıyoruz. Beş temde artikel. Der, eril yani erkekler için kullanılıyor çoğu zaman. Di, dişil yani kadınlar için kullanılıyor. das nötr ya da cansız varlıklar için kullanılıyor. Di ise plural yani çoğul kelimelerde kullanılıyor. Peki neden deri mavi, di kırmızı ve dası yeşil yazdım? Neden? Çünkü Almanca'da artikeller renklerle birlikte kodlanıyor. Evet der artikelini mavi olarak aklımda kodladığımda ne yapıyorum? Mavi erkekler için diye düşünüyorum ve der erkeklerde kullanılıyor diye aklımda bir kodlama oluşturuyorum. Di yine aynı şekilde kırmızı olarak kodlanıyor. Das ise yeşil olarak kodlanıyor. Peki belirli artikeller, 3 tane artikelimiz var. Bir de çoğul olmak üzere bir tane artikelimiz var. Belirsiz artikeller 15 tane artikel. Ein Aynı neden iki farklı artikel var? Bunu birazdan görüyor olacağız. Bilsem süper olur köşesi. Çoğunlukla biyolojik cinsiyetinin erkek olduğunu belirten kelimelerin artikeli der, dişi olanların artikeli di, cinsiyetsiz ya da nötr ya da cansız olanların artikeli ise das olur. Evet şimdi artikellerimizin kullanım alanlarına bakalım. Der Bleistift, kurşun kalem der. Hemen şuradan Mavi kalemimi alıyorum ki aklımızda derin mavi ile kodlandığı kalsın. Der Bleistift. Der blei dediğimde bir kurşun kalemden bahsediyorum ve belirli bir kurşun kalemden bahsediyorum. Yani belirli artikel kullanıyorum. Peki Ein Bleistift dediğimde evet bir kurşun kalemden bahsediyorum ama belirsiz bir kurşun kalemden bahsediyorum. Yani karşımdaki kişi benim hangi kalemden bahsettiğimi Bilmiyor. Sadece bir kurşun kalemden bahsettiğimi biliyor. Ein Bleistift. Belirsiz. Nerede benim belirsiz artikelim? Burada. Das Heft. Hemen tekrardan yeşil kalemimi alıyorum. Das Heft, defter. Peki ben burada neyden bahsediyorum? Belirli bir defterden bahsediyorum. Belirli artikel kullanıyorum. Ein Heft dediğimde de bir defterden bahsediyorum ama herhangi bir defterden bahsediyorum. Yani belirsiz artikel kullanıyorum. Peki geldim D artikelime. Hemen yeşili bırakıyorum ki aklımızda renkler kodlansın. Kırmızıyı aldım. D tiş lampe, masa lambası. D dediğimde ben neyden bahsediyorum? Belirli bir artikelden yani belirli bir masa lambasından bahsediyorum. Aynı tiş lampe dediğimde ne yapıyorum? Bir masa lambasından bahsediyorum evet ama herhangi bir masa lambasından bahsediyorum. Yani önümde o masa lambası yok ama ben masa lambasından bahsediyorum. Peki bilsem süper olur köşesine hemen gelelim. Neden dasta da aynı, derde aynı, di'de de aynı kullanıyorum? Kuralıma bakalım. Der için her zaman aynı belirsiz artikelini kullanıyorum. Di için aynı belirsiz artikelini kullanıyorum. Das için Ayn belirsiz artikelini kullanıyorum. Ve plural değil yani çoğul diye için hiçbir artikel kullanmıyorum. Çünkü kelimem çoğul. Ben belirsiz artikellerle cümle kurarken örneğin das ist ein heft. Hemen şuraya ekleyelim. Das ist ein heft. Bu bir defterdir diyorum. Bu bir defterdir. Ama ben çoğul kullandığım zaman bu bir defterlerdir diyemem. O yüzden Plural di yani çoğul di de ben artikel, belirsiz artikel kullanmıyorum. Hemen son sürat devam ediyoruz. Negasyon, kein, keine. Evet, olumlu bir cümlemi olumsuz hale nasıl getiririm? Eğer önünde belirsiz bir artikel... Neydi belirsiz artikellerim? Ein, eine ve aynı şeklinde 3 tane belirsiz artikelim vardı. Ve ben cümlemde bunları... Kayn ya da kaynaya çevirerek hemen şöyle kutucuk içine alalım. Ne yapıyorum? Cümlemi olumsuz hale getiriyorum. Önce bir bakalım neydi belirli artikellerimiz? Der, di, das. Bir de di vardı plural di diyorduk. Yani çoğul di. Belirsiz artikellerim ise artı göre değişen belirsiz artikellerimdi. Der için aynı kullanıyorum. Di için aynı kullanıyorum. Bakın sonundan çıkarabiliriz arkadaşlar. Das için ise aynı kullanıyorum. Peki olumsuzluk. Olumsuz yapacağım cümleme. Das ist ein Buch. Bu bir kitaptır. Das Buch artikelim das. İlk olarak şunu söylemeliyim ki öğrendiğim her yeni kelimeyi artikeliyle birlikte öğrenmem lazım. Hangi artikeliyle? Belirli artikeliyle. Das bu kitap. Hemen altına ekleyelim. Kitap. Das ist ein bu. Bu bir kitaptır. Peki ben bu cümlemi olumsuz yapacağım ve diyeceğim ki bu bir kitap değildir. Ne yapmam gerekiyor? Ein belirsiz artikelimin yerine onun karşılığında gelen yani das bu hemen yeşille kafamda kodladım. Ein bu ve olumsuzluğum kein bu. Yani das ist kein bu. Peki nasıl olumsuz yapacağımı aklıma gelmedi. Ne yapıyorum? Olumlu cümlemin içerisinde hemen rengimizi değiştirelim ve Aklıma gelmedi. Nasıl olumsuz yapacağım? Hangisi geliyordu? Kain mi? Kain mi? Kain mi? Neydi? Ne yapıyorum? olumlu cümlemin içerisindeki belirsiz artikeli buluyorum ve başına sadece bir k harfi ekliyorum. Das ist kein bu. Cümlem anında olumsuz oldu. Das ist kein bu. Das ist ein bu. Bu bir kitaptır. Das ist kein bu. Evet son sürat devam ediyoruz ve die Schulsachen. Okul araç gereçleri ya da okul eşyaları diyebiliriz. Nedir okul eşyaları? Okulda hangi eşyaları kullanıyoruz? Der Bleistift, kurşun kalem. Das Buch, kitap. Das Heft, defter. di şere, makas. di Die Schultasche, okul çantası. Der Radiergummi, silgi. Der Buntstift, renkli kalemler, boyama kalemleri de diyebiliriz. Der Kleber, yapıştırıcı. Das lineal, cetvel, der pizza kalem tıraş, das mepşen. Ne yapıyorum? A üzeri 2 nokta gördüğüm zaman E gibi okuyorum. Das mepşen, der Google Schreiber. Ya da kısaca der kuli. Google Schreiber birazcık böyle tekerleme gibi oluyor. Der Google Schreiber. Ben kısa halini kullanabiliyorum. Der kuli. Tükenmez kalem. Peki Burada yine renklerini ayırdığımız artikellerimiz var. Ne yapıyorum? Ne demiştik? Derdi, das artikellerimiz cinsiyetlere ayrılıyor ama bunlar biyolojik cinsiyetler değil. Kelimenin önüne gelen ve kelimeyi tanımlayan cinsiyetler. Yani örnek veriyorum derbler Kurşun kalem bir erkek mi? Derine için kullanıyorduk. Erkekler için kullanıyorduk. Kurşun kalem erkek değil. Buradaki der onun dil bilgisel açıdan cinsiyetini vurguluyor. Der bleistift. Işte. Das nötr varlıklar ya da cansız varlıklar için kullanıyorduk. Cansız yazalım ya da nötr yazalım. Peki das bu cansız cinsiyeti var mı? Yok. Evet bu kuralımıza uyuyor aslında. Das heft defter yine tekrardan uyuyor. Peki dişere makas. Makas kadın cinsiyetine mi sahip? Hayır. Ne yapıyordum ben diye Dişil varlıklarda kullanıyordum. Kadınlarda kullanıyordum. Ama makasın bir cinsiyeti yok. Ne yapıyorum? Bu da kuralımın dışında istisnai bir durum. Ne yapmam gerekiyor? Öğrendiğim tüm yeni kelimeleri önündeki artı keliyle birlikte ezberlemem gerekiyor. Das lineal. Evet lineal dediğimde anlaşılır mıyım? Beni anlarlar mı? Tabii ki anlarlar. Ama uzun cümle kurduğumda cümlelerimi çeşitlendirdiğimde benim... Kelimemin önüne gelen artikeller bana fazlasıyla yardımcı olacak. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Google shyba kelimesini hızlı hızlı 10 kere söyleyin. Kendinizde farkı göreceksiniz. Evet, pekiştireç haydi birlikte pekiştireç. Vasistas. Bu ne? Hemen farklı bir kalem alayım ki birazcık renk cümbüşümüz olsun. Vasistas. Bu nedir? Vasistas. Bu nedir? Neydi bu? Die Schultasche. Artık elim neydi? Die. Ne yapıyorum? Die yerine ben belirsiz bir şeyden bahsedeceğim. Yani diyeceğim ki bu bir çantadır. Bu bir okul çantasıdır. Die yerine ne getiriyordum? Das ist eine Schultasche. Sonundaki e ve belirsiz artikelimin sonundaki e birbirine benziyor. Ben buradan ayırt edebiliyorum. Das ist eine Schultasche. Bu bir okul çantasıdır. Peki, ist das ein Buch? Bu bir kitap mıdır? Olumsuz bir cevap vermem gerekiyor. Nasıl başlıyorum? Nein, das ist bu artikeli neydi? Das bu. Ben olumsuz yapacağım. Ne yapıyorum? Das bu. Önce das artikelimi, belirli artikelimi alıyorum. Karşılığında belirsiz olarak ne getiriyordum? Ein. Olumsuz yapmak için ne yapıyordum? Ein belirsiz artikelimin başına Sadece bir K harfi ekliyordum ve kein, olumsuz. Peki, nein, das ist kein Buch. Evet, cümlemi olumsuz yaptım. Dedim ki, hayır, bu bir kitap değildir. Peki, bu nedir? Was ist das? Bu bir okul çantasıdır. Ne diyeceğim o zaman? Okul çantamın artikeli neydi? Die, die Schultaşe. Das ist eine Schultaşe. Yani ben ilk cümlemde nesnemin bir kitap olmadığını belirttim. Daha sonra da doğru cümlemle nesnemin ne olduğunu aktardım. Was ist das? Kleber. Der. Kleber. Peki das ist? <laughs> Kleber. Hangi belirsiz artikeli getirmem gerekiyor ki ben cümlemde bu bir yapıştırıcıdır diyeyim. Der yerine ne kullanıyordum? Ein. Olumsuz yapabilmek için Yine kain şeklinde baştan sadece bir K harfi getiriyordum. Peki der Kleber. Das ist ein Kleber. Was ist das? Das ist ein Kleber. Bu nedir? Bu bir yapıştırıcıdır. Istas mebschen. Neydi artık elim? Das mebschen. Istas Ein Mäppchen. Evet söylediğinizi duyuyorum. İstas ein Mäppchen. Hemen kırmızı kalemimi alıyorum ki dersimiz biraz daha renklensin. Nein, das ist Mäppchen. Hayır, bu bir kalem kutu değildir demem gerekiyor. Ne yapıyordum? Das ein olumsuz yaparken ise belirsiz artık kelimin başına sadece bir k ekliyorum. Nine das ist kein Mäppchen. Hayır, bu bir Kalem kutu değildir. Peki bu nedir? Was ist das? Das ist ein Kleber. Bu bir yapıştırıcıdır. Artık ile birlikte öğrendiğimizde kelimeyi bütün bu cümleleri kolaylıkla kurabiliriz. Evet son sürat dersimize devam ediyoruz ve renkler die Farben. Dersimiz yeterince renklendi bence. Evet ben renkleri söyledikten sonra siz de benden sonra tekrar edin. Rot, kırmızı, Blau, mavi. Gelb, sarı. Grün, yeşil. Orange, turuncu. Lila, mor. Ya da Türkçedeki gibi lila olarak da kullanıyoruz. Weiss, beyaz. Schwarz, siyah. Brown, kahverengi. Rosa, pembe. Ve son olarak da grau, gri. Peki ana renklerimiz bunlar. Ben bu renkleri çoğaltmak istiyorum. Nasıl çoğaltırım? Bilsem süper olur. Köşemde hemen bakıyorum. Dunkel dediğimde koyu. Hell dediğimde açık demiş oluyorum. Peki bu kelimeleri nasıl kullanacağım? Hemen rengimi seçiyorum. Brown kahverengi. Diyeceğim ki koyu kahve ya da koyu kahverengi. Ne yapıyorum? Koyu için kullandığım dunkel kelimemi hemen kelimemin başına yapıştırdım ve donkel brown koyu kahverengi. Mesela diyeceğim ki açık sarı. Neydi sarı? Gelp. Açık neydi? Hel. Hel. Gelp. Açık sarı. Ben burada gördüğüm ana renkler dışında da açık sarı, açık kahverengi, koyu pembe şeklinde renklerimi çeşitlendirebilirim. İsterseniz telaffuzlarını bir daha duymak için bir tekrar edelim. Rot, blau, gelb, grün, orange, lila, weiß, schwarz, braun, rosa und grau. Evet, renklerimizi de öğrendiğimize göre haydi arkadaşlar örnekler ile pekiştireç. Was ist deine Lieblingsfarbe? Senin en sevdiğin renk nedir? Lieblings. En sevdiğin ya da favori anlamına geliyor. Favori rengin nedir? Farbe, renk. En sevdiğin renk nedir? Meine links Farbe ist blau. Benim en sevdiğim renk mavidir. Welche Farbe ist deine links Farbe? Bakın anlam olarak iki cümlemde, iki soru cümlemde aynı. Sadece sorumun yapısı değişiyor. Was ist deine Lieblingsfarbe? En sevdiğin renk nedir? Favori rengin nedir? Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe? Senin en sevdiğin renk hangisi? Welche? Hangisi? Ya da hangi diye soruyorum. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Şimdi ilk cümlemde ne yapıyorum? Tekil bir cümle oluşturuyorum. Sadece tek bir renk söylüyorum. Peki birden fazla renk seviyorum ben. Nasıl söyleyeceğim? Meine Lieblingsfarben sind rot und blau. Benim en sevdiğim renkler kırmızı ve mavi. Ne yapıyorum? Cümlemde ufak bir değişiklik yapıyorum ve farbe tekilken farben derken renkler diyorum ve sein fiilimi çekimleyerek çoğul hale getiriyorum ve sind diyorum. Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe? Evet soru cümlem tekil. Ama ben karşılığında çoğul bir yanıt verebilirim. Meine Lieblingsfarben sind rot und blau. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Evet son sürat devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzla. Welche Farbe hat das Mepşin. Mepşin'in hangi renkleri var? Hangi renge sahip? Mepşin. Yani kalem kutu hangi renk diyorum? Das Mepşin sind brown und diyelim ki açık kahverengi. Nasıl söylüyorduk? Hell brown. Das Mepşin sind birden fazla renk söyleyeceğim. Kalem kutu kahverengi ve açık kahverengi. Welche Farben hat die Buntstifte? Boyama kalemleri kelime çoğul neden birden fazla boyama kalemim var? Die Buntstifte sind pembe, kırmızı ve sarı diyeceğim. Sind rosa, rot und hemen ve bağlacımı ekliyorum ve sarı gel. Cümlem tekil sadece Kelimem çoğul. Die Buntstifte sind. Ne yapıyorum? Hemen cümlemi çoğul yapıyorum. Çünkü birden fazla renkli boyama kalemim var. Ve renklerini aynı cümle içerisinde söylemem gerekiyor. Welche Farbe hat die Schere? Die Schere ne anlama geliyordu? Makas. Makasım hangi renk? Turuncu ya da kırmızı ya da yeşil. Mesela yeşil diyelim. Die Schere ist. Tek bir renkten bahsedeceğim için. Die Schere ist grün. Makas yeşil. Böylelikle hem kelimelerimizi tekrar etmiş olduk. Hem de renklerimizi tekrar etmiş olduk. Evet dersimizi bitirdik. Hazırsak ödüllü soruya geçelim. Ist ein Kugelschreiber? Was ist Bu nedir? Bu bir Ein Kugelschreiber bu bir tükenmez kalem midir? Evet sizden nein yani hayır diye başladığımız olumsuz bir cevap bekliyorum. Ve cevaplarınızı yorumlara bırakmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.